bugün Türkiye'de göremeyeceğiniz, hiçbir nobun gerçekleştiremeyeceği, hiçbir efkanenin size çıkamayacağı bir tablik açılımı yapacağız. Saçlarım niye bok gibi ne ya? Sandık açılımında eğer ki efsanevi çıkartamazsak, bu sefer de parasız efsanevi çıkartamazsak, hemen duruyor muyuz? Evet oyunseverler, hemen şu an videomuzdayız, hesabımızdayız. Gayet güzel bir şekilde sandık açılımı yapacağız. Gördüğünüz gibi ben bütün 3 tane altın sandık biriktirdim. Taş sandığım var, 2 tane ücretsiz sandığım, 1 gümüş sandığım var. Bir de arkadaşlar maalesef oynayamadım ben bunu. 6'ya 1'ken bu kaldı. Şimdi yeniden oynamaya çalışsam 15-20 dakika sürecekti. 2 maç hemen kaybettim. Bunu da açacağım sizlere. Yine kötü vermiyor. 23 kart 590 altın veriyor. Gerçekten zaman bulamadım. Devimizi 9 yapmak için altına ihtiyacımız var. Altın çıkmasını istiyoruz. Hadi inşallah deyip ücretsiz sandıktan açmaya başlıyoruz. 85 altın. Bir buz golemi. Bir kraliyet devi. 78 altın. Bir goblin kulübesi. 9 ok. Aman tanrım bir zehir. Bir destansı çıktı arkadaşlar ücretsiz sandıktan. 2000 altın değerinde. 74 altın. 1 mega dal kavuk, 10 okçu, harika gidiyoruz gerçekten. Altın sandıklara geçtik, 256 altın, 16 şövalye, 17 elit barbarlar, 4 mega dal kavuk, 1 yavru ejderha, benim çok ihtiyacım var, 6 yapmam lazım, çok iyi oldu. Öbür altın sandığımızdayız, 194 altın, 8 minyon sürüsü, 8 ateş vuruları, 19 barbar iyi ve 3 tane felaket kulesi. Hadi artık efsanevi zamanı diyoruz. 265 altın. Bir elit barbar çıkmıyor. Bir domuz binicisi. 3 büyücü. 33 minyon sürüsü. Taş sandığımızı açıyoruz. Hadi oğlum. 591 altın. 4 taş güzel. 6 iskelet. 25 ateş ruhları. Ostide elit barbar gelmedi arkadaşlar bunda da. 8 domuz binicisi ve son olarak Körgeste meydan okumasından gelen sandığımızı açıyoruz. 590 altın çok güzel. 2 tane bomba kulesi. 21 goblin. Sıçacağımı yapacağınız işe ya. Yine efsanevi yok. Beyler oyun bize takmış durumda. Yaklaşık 3 aydır efsanevi atmıyor. Evet, prenses attı. Hemen bakıyorum. 2 yaptık. Ama bana neden buz büyücüsü çıkmıyor? Neden bir dev çıkmıyor? Ne yapalım? Ne yapalım? Öldürelim mi kendini? Bıçaklayalım mı? Ben size bir anımı anlatayım mı? Sene 93. Bodrum yazındayız. O dönem Hakan Peker var. Onunla da böyleyiz. Yok. Anlatmayayım. Hemen bir tane saldırı yapalım. Kafamız dağılsın. Videoyu sonlandıralım. Hiç istediğimiz gibi olmaz. Hayat bile hiç istediğimiz gibi davranmıyor. Yani yavru idara çıkmasına sevindim ama başka hiçbir şey değil. Aha! Kırmızı saç kulesi. Kırmızı saç kulesi rakip çıktı arkadaşlar. Bu bebeğim. Geç kaldım oğlum. Geç kaldım. Ha, şimdi ilk bir toplayıcı dikelim adamatsız. Hemen ilk bir toplayıcı dikelim. Güzel bir savunmanın ardından da. Aa, ne yaptın lan? Yanlış yere attı arkadaşlar. Çok yanlış yere attı. Boşu boşuna atılmış bir... Bir ne? Nasıl bir oyun? Adam diyor ki beni enkile barışlar. Gideceğim oraya. Beni çok güzel gideceğim.
Geliyorum. Kıvılcımla geliyorum. Şuradan. 6000 vuracağım. 6000. 6000. Abi bunu nasıl bilecekler ya? Ben yine çıldıracağım ha. Çok saçma ya. Bütün şeyleri biz yapıyoruz, taktikleri. Adam ne varsa laflar ata ata. Yani gerçekten sinir krizi beyler. Ya ben bu sinir krizini söyleyemiyorum. Sinir krizi gibi bir şey çıkıyor. Şu an aslında sinir krizi dediğim de yanlış olduğu için. Sinir krizi, sinir krizi gibi çıkıyor. Hiç mantıklı değil. Bunu komik de değil. Bak nereye attım. Bak nereye attım, çarpmayı bak. İstediye bay bay ne ya? Beyler alt F4. Toplu bir şekilde çıkalım mı yatağı? Toplu bir şekilde. Alt F4 çekelim mi? Maçı yarıma yakalım mı? Durun bence bana. Lan hadi lan! 10 saniye. Dur. 6, 5, 4. Surprise motherfucker. Evet arkadaşlar, bugün video bok gibi oldu. Daha bok gibi videolar izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha da bok gibi olmasını istiyorsanız like'larla şerefsizlik yapın. Dislike atın. Daha boktan yaparım. Siz like'larla dislike'larla beni şenlendirdikçe daha boktan videolar yaparım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a